Sorunuzu anladım. Canlı yayında dinliyoruz sizi. Diyetisyenimiz Büşra Çengel. Benim ayağımda sinüzit hastalığı var. Evet. Ben ne yiysem dokunuyor. Akşam mesela kapuska pişirdim, böyle kıymalı yedim. Sabaha kadar uyumadım bu gece. Ayağım çok yanıyor. Kuru yemiş tat yiyemiyorum. Bana ne yiysem dokunuyor. Diyete gittim. Ben 135 kilo geliyorum. Çok zahmetim var. Nasıl yardımcı olabilirsiniz bilmiyorum. Ama yaptığım diyetlerden hiçbir şey faydalanamıyorum. Her şey bakıyor. Balık yiyemiyorum mesela. Haşlama yapıyorum. Ne bileyim ben çok üzgünüm yani. Doktordan gelmiyorum ama bacağım düzelmiyor bir türlü. Kıpkırmızı dizden aşağısı yanıyor. Duralım orada. Şimdi biz anladığımız kadarıyla cevap vereceğiz. Canımsınız. İyi ki varsınız, sağlıkla yaşayınız. İsminiz nedir diye hemen bir bakalım. Şahiste Çelik. Şahiste Kocaeli'ndenmiş. Kocaeli Karamürsel, Şahiste Çelik. Şahiste Çelik. Çok selamlar olsun Kocaeli'ne, bizi izleyen Türkiye Dünya Avrupa'nın her yerinden. Şimdi doğal olarak bizi izlerken diyorsunuz ki düşüreyim, içimdeki bütün soruları da hızlıca söyleyeyim, bir an önce şifa olsun diyorsunuz. Tabii doğrusu hastaneye gidip muayene olmak. Biz buradan bilgilendirme... Hata ettim, muayene oldum. 15 günde hastane yaptım. Tamam. Antibiyotik verdiler. Akşam antibiyotik içtim. Şiştim küçük diyor. Daha çok dokundum. Evet, bir sürü böyle sorular geliyor bize. Şimdi sırasıyla başlayalım. Sinüzitiniz var, doğru mu? Sinüzit diyor işte, bacağım yanıyor. Bir seneden beri kıpkırmızı oldu. Hep buzdan yanmayı geçiyorum. Kızarması geçmiyor. Kaşıntı da yapıyor ara sıra. Tamam. Şimdi... Araset alıyorum devamlı. O efendim söyleyeyim. İzaz çekici şeyler alıyorum devamlı. Hem şişiyor hem yanıyor. Tamam. Yaşımız kaç? Ama ne yapacağımı bilemiyorum. Ne yediğimi şaşırdım. Çünkü ona her şey dokunuyor. Domates yemiyorum, peynir yemiyorum, zeytin yemiyorum. Her şey dokunuyor. Tamam. Yaşımız nedir? Kaç yaşındasınız? Efendim? Yaş kaç? Ha, yaşım 68. Tamam. Şimdi sorunuz yoksa televizyondan izlerseniz biz cevaplandıracağız. Olur mu? Tamam canım, çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Yeni yılınız şimdiden sağlıkla, huzurla olsun. İyi yıllar dileyelim, sağlıkla yaşayınız. Cevaplandırmaya başlıyoruz. Şimdi gıda alerjisi diye ister istemez, tabii biz kendimiz evde ne varsa pişirelim diyoruz ama bize kilo olarak, şişkinlik olarak, mutsuzluk olarak geri dönüşü de var. Tabii çok fazla ben cevaplandırmayayım, son 5 dakika ama yönetmenimiz de uyarıyor. Konu uzmanı burada, doğru adres. Besinler bize alerji yapabilir mi? İster istemez vücudumuzda kızarıklık yaraya kadar gidebilir mi? Bir de glutenle ilgili çok fazla soru soruyorsunuz. Tabii birçok kişi her yaş grubundan tesadüfen ya da o gıdaları yediğinde rahatsızlandığını dile getirerek doktora başvurduğunu, diyetisyenlerimize gittiğini, daireye gittiğini dile getiriyor. Devamı sende olsun Büşra'cığım. Evet. Özellikle gıda alerjisi diye bir şey var değil gıda mi? Gıda alerjisi var tabii ki. Bu çocukluktan olabiliyor. Sonradan ortaya çıkabiliyor. Özellikle bir yiyecek yediğimizde vücutlarımızda kabarmalar, kızarmalar olabiliyor veya kaşıntı, deri döküntüsüne kadar gidebiliyor. Burada analiz etmek gerekiyor. Kişinin neye karşı alerjisi var? Burada tüm hekimlerle birlikte, özellikle dermatologla birlikte multidisipliner çalışma yapıyoruz. Kişinin dokunan yiyecekleri beslenmesinden çıkarıyoruz ve ona alternatif yiyecekler koyuyoruz. Yani beslenmesinden bir kayıp olmuyor, sadece ona alternatif yiyecekler buluyoruz. Yanlış mı anladım? Balık yedim dedi. Lahana yedim. Kapuska çok güzel aslında. Çok da kış yemeği. Ben evde yazında, kışında yapıyorum. Arada bazen içine de kıyma koyduğumda muhteşem çok bir besin değeri ve vücuda yararlı değil mi? Mide yanması yapıyor dedi sanırım. Burada eğer ki sürekli her yiyecekten dolayı mide yanmanız oluyorsa, mide şikayetleriniz oluyorsa bir hekime görünmekte fayda var. Belki Allah korusun gastrit, ülser gibi faktörler olabilir. Burada o zaman diyetisyen cildiye ve endoskopi için mi diyorsunuz? Endoskopi genel için, cerrahi. Evet. Doktorla birlikte analiz ettiğinizde ilaç ve diyet tedavisiyle birlikte gayet başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Doktora gittim diyor ama ilaçların da yan etkisi olabilir mi? Tekrar olabilir tabii. Tekrar hekime evet, sormakta fayda var ve anlatmakta fayda var. Burada kişiye biraz görmemiz gerekiyor. Kişiye göre analiz etmemiz gerekiyor.